Kırgazan Partisi İstanbul'da tepkilerimiz. Meral Erdoğan. Ya hani bir dolar bir lira olacaktı baba? Getir. Bir lira. Şimdi bütün iddia neydi? İddia şuydu. Bir dolar asıl 4-0'ın atılmasının temel nedeni doğruydu. Hatta uzun sürede 1-2'den gitti biliyorsunuz. Çok az kaldı yani. 1'e yaklaşacaktı. Dolarla TL eşit oldu. Şimdi dolarla TL arasında 10 kat. Yani vatandaşımız doğal olarak dolar 1200 TL'deyken kısmen de mutluydu, refah içindeydi. Şu anda 9 kat yoksullaşmış. Yani TÜİK verileri şu iki paraya baksa bile ona göre karar vermesi lazım. Şöyle sevgili başkanım, şu 1 doları bozdurur musunuz? 1 lira, 1 liralık dolar alabilir misiniz? 1 liralık dolar yok diyor adam, nerede verecek? Hayır. En düşük dolar 1 lira. O da 10 lira. Ben şimdi 1 lirayla 1 dolar mı alacağım? Hayır sevgili başkanım. 1 dolar ister misiniz? İstedim 1 dolar. İstedim. 1 lira vereyim dedi. 10 lira istedim. Kimlik istediler mi şu an? Kimlik istiyor musunuz baba? Kimlik de istemiyorum. Ya neden kimlik isteniyor? Vallahi neden kimlik isteniyor onu da tam bilmiyorum. Ben şaşırmış bir vaziyetteyim. 1 dolar için kimlik isteyip de paraları manadalarına götürdükten sonra 1 dolar paranın cebindeki paranın hesabını yapmak da beni çok şaşırtıyor. Yani sadece hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İsviçre bankalarına ve Adana'daki dışarıdaki paraların rakamının ne kadar yüksek olduğunu, kimlerin paraların olduğunu biliyoruz. Ama garibim biriktirmiş 3 kuruş, 5 kuruş TL karşısında acaba ben bu paramı nasıl muhafaza edebilirim diyen insan bugün bozdurmak isteyince kimlik istiyor. Biz bir dönemler siz dolarınızı bozdurun dediğinizde o zaman hiç kimlik sormadınız. Niçin kimlik sormuşsunuz? Bir külfet. Kardeşim hayırlı işler. Bu bir dolarını alır götürürüm. Bak hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Bir dolara kimlik istiyorsunuz değil mi? Hepsi çok. Hepsi çok. İnsanların yaşama gücü kalmamış. Bir de şimdi ablacığım. Marketin önlerindeki şeyleri seçiyor insanlar. Eskileri. Doğalgaz faturası ne ödüyorsunuz aylık? Valla şimdi daha 3 gün olmuş yakalı 100 lirayı geçmiş. Elektrik faturası ne ödüyorsunuz? Doğalgazı açabiliyor musun? Biz 2 kişiyiz ama ben çok üşüyorum, rahatsızım da. Açmıyor musun vallahi? Kaç para ödüyorsunuz aylık elektrik faturası? Elektrik faturası 150-200 lira ödüyor bizim. Yapmadı mı zaten? Yani şey. Böyle alın. Yok. Böyle gelir mi? Şimdi doğalgazla ilgili. Böyle gelir mi? Doğalgazla ilgili bakan gel baba sen de gel. Beyefendi alın. Şimdi bakan diyor ki. Mantıklı konuştun biraz orada. Bunlar mantığını kaybetmişler. Vatandaşlar. Yani biz neyin olduğunu görüyoruz vatandaşlar. Abi ben sorayım da. Bir dakika. Şimdi bu bakan diyor ki, sözde enerji bakanı, efendim vatandaşa kombinizi kısın. Biz kapattık, yapmıyoruz zaten. Kısmaya değil gerek yok. Doğalgazda tasarruf etmenin yolu kombiyi kısmak. Tabii ya, biz ondan sonra hasta olmuyor. Yani sevgili, bir hastaneye gitmenin faturasının kaç para olduğunu biliyor musun sayın bakan? Şimdi geliyoruz, 25 milyon istediler. Vatandaş. Hastanede, ameliyata. Çok geçmiş olsun. Büyük ameliyatı olacak. Allah şifa versin. Evet. Şimdi 25 milyon istedi, o da indirmiş. Sözde indirmiş. İndirmiş, evet. İndirme olsa. Vatandaş burada. Vatandaşa yani soruyoruz. Elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası ne ediyorlar? TÜİK'in açıklamaları tutuyor mu? Tutmuyor, sevgili tutmuyor. Yok, hemen, hemen şunu söyleyeyim. Ortalama bir ailenin elektrik, su, doğalgaz faturası istisnasız kaldı ki doğalgaz çoğunlukla insanlar yapmamaya başladı. Evet. 1200 lira. 1200 lira 3 fatura.
Askeri ücret ne alıyorlar? Şu anda 7 milyon 900 bin insan 1 milyon 130 bin lira alıyor. Bir daha söylüyorum. 7 milyon 900 bin vatandaşımız 1130 TL yani 110 dolar maaş alıyor. 110 dolar maaşla efendim elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturasını yatıracaksın. Bir de ekmek. Kira varsa zaten yandı ablacığım. Kış geldi. Doğalgaz yakamıyorsunuz. Doğru bacım, mu? Gel çünkü. Yatmıyorum. Kaç? Yatıyorum. Vatandaşın, vatandaş şöyle bir şey söylüyor. Üç yorganla mı yatacağız artık diyorlar. Yatacağız. Üç yorganı da bulursalar yatarlar. Bulamayan üç yorganı yerde. Vekiliniz yanınızda. Ne söylemek istersiniz? Biz vekilini çok seviyoruz. Onlara da güveniyoruz. İyi ki varlar onlar. İşimiz. Milletin derdini dinliyorlar. Evet. Bu doğalgaz faturası ile ilgili ne diyorsunuz? Valla ben doğalgaz faturasında 590'dan aşağıya ödemedim. Geçen sene. Bu sene herhalde ki yaşlı annem var aslında. Yani ben 600'ü geçeceğimi tahmin ediyorum. 590 lira aylık ödedim. Geçen sene. Bu sene 8. Bu sene anne kan hastası olduğu için düşüyor tabii. Sayın vekilimiz burada. Ankara'ya ne söylüyorsunuz? Vatandaş ne söylüyor Ankara'ya? Vallahi yardımlarını istiyoruz ve başımıza gelsinler diye bekliyoruz. Yani Ankara'da Sayın Genel Başkanımızın Sayın Genel aslında halkımızın uyanması için. Halkımız uyanmış, evet. Halkımız her şeyin ama farkında. Yeterli. Sağ olun ablacığım, Allah şifa versin. Yolun baktığını açık olsun. Sayın vekilim, Sayın Cumhurbaşkanımız rahatsızlanmış. Sosyal medyadan haber yapanlara yönelik bir operasyon yapıldı. 30'a yakın gözaltılar var. Ne söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle şifa diliyorum. Hastalık hepimize mahsus bir meseledir. Ama bu da insani bir şey değil. Yani hastalığın ötesinde başka bir şey sosyal medyada paylaşmak doğru değil. Ama bütün buna rağmen dünyanın her yerinde insanlar zaman zaman düşüncesini paylaşabilir. Ben Amerika'da Trump'ın AVM'si önünde o eylemi gördüm. Trump'ın fotoğraflarını gördüm. Trump'a olan hakareti görünce şaşırdım. Acaba bu bizde olsa ne olur diye düşündüm. Siyaset ve siyasetçi zaman zaman eleştiriye ya da haddini geçen meseleleri biraz daha tahammüllü olmak zorundayım. Halkın içindesiniz. Halk sizi gördüğü zaman çok mutlu oluyor. Ne söylemek istersiniz? Şimdi zaman zaman hani Anadolu'da derler ya çok kaba bir benzetme olacak ama hani şeyi dövemiyorsanız semerini dövün. Ben onu söylemeyeyim. Şimdi zaman zaman da dövülüyoruz. Dövülmemizin sebebi şu. Çünkü yüzleşemiyor. Göstermek. Yani oy verdiği siyasetçiyle görüşmek istiyor, yüzleşmek istiyor. Bakana ulaşamıyor. Efendim yöneticisine ulaşamıyor. Vekil hiç zaten sokakta olmayınca doğal olarak bize oy vermeyen seçmen de zaman zaman derdini, sıkıntısını, öfkesini bizde alıyor. Haklıdır. Her türlü öfke konusunda haklı. Çünkü vatandaş vergi ödüyor. Şu andaki insanlarımızın tamamı vergi mükellefi. Yani makara gibi vergi ödüyor. Ödediği vergilerde de hakkını, payını almak istiyor. Ben şöyle göstermek istiyorum. Halkın içinde olduğunuzu. Şöyle etrafa bakalım. Evet, vatandaşlar burada. Sanki evet, görmüş olduğunuz gibi vatandaş. Evet, Eren Bey de burada. Eren Bey'e de söz hakkı tanıyalım. Tabii, Eren Bey, çok büyük geçmiş olsun. Çok badireler atlattınız. Çok sıkıntılar yaşadınız. Vatandaş da sıkıntılar yaşıyor. Vekiller de sıkıntılar yaşıyor. Ne söylemek istersiniz? Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu ülkenin yanlış yönetilmesi sebebiyle bugün vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunlar. Bugün Türkiye'nin en büyük sıkıntısı yoksulluk, işsizlik. Bugün Türkiye'nin en büyük sıkıntısı yüksek enflasyon. Vatandaş bir şey alamıyor. Çarşıya gittiği zaman 100 lirayla, 150 lirayla torbasını dolduramıyor. Siyasetin önce bunu çözmesi lazım. Bir şey diyebilirim. Siyasetin kavgayı, dövüşü kenara bırakıp... Tabii ki sorabilirsiniz. Bu işi çözmesi gerekiyor. Başa geçmek istiyorsanız bir şey diyeceğim. Ben siyasetten anlamam ama ben 10 yıldır bahçıvanlık yapıyorum. Bak 10 yıldır başkanlık yapıyorum. Asgari ücretli işe girdim, hala asgari alıyorum. Nedeni rahmetli Özal taşeronluğu çıkardı. Bu yüzden ülke gelişmiyor. Evet. Kölelik taşeronluğu. Taşeronluk kaldırın. Başa geçmezsen sen bana hesap sor. Taşeron çünkü niye? Cumhuriyet halkı. Hükümet zam yapıyor. Taşeronluğun kalkması lazım. Köleliktir. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Her yerde çiftçinin de arasındaki taşeronluğu kaldır.
işçinin de. Taşeron konusunda en net parti Cumhuriyet Halkı. Bak ne diyorsun sen, onu kaldır, kazanmazsan bana gel. Abi. Halka o zaman gel. Kaldırmak için işte iktidara geçeceğiz. Allah'a emanet olun. O yüzden yani. Son sözlerinizi alalım. Vallahi son sözü aslında vatandaş söylüyor. Vatandaşın söylemesi lazım. Gel ablacığım. Geliyorum. İyi, çok şükür. Sen nasılsın? Ne oluyor? Ne bitiyor? Alıştık. Vallahi kart ne bitiyor? Bak kartlarımızda paralar yok. Kartlarımızda paralar için geldik. Yüklemeler için. Bak kartlarımıza. Elektrik faturası ne ödüyorsun ayda? Vallahi 300 lira para ödüyorum. Bıktım. Kaç yorganla yatıyorsun? He? Kaç yorganla yatıyorsun? Yorganla yatmıyorum. Bir tane battaniyeyle yatıyorum. Altımda çek yatım kırık. Öyle yaşıyor. Vatandaş bu durumda mı? Evet. Peki siyasilere ne söylemek istersin? Vallahi ne diyorum, var. Fakir fukaraya yardım etsinler diyorum. Ceplerine para indirmesinler. Bizlere yardım etsinler. Sayın vekilin yanında. Vallahi ne diyorum biliyor musun? Fakir fukaraya yardım etsinler. Zenginler cebine fazla para koymasınlar. Fazla yükselmesinler. Birdenbire aşağı düşerler. Fakir fukaraya baksınlar. 2002 yılında AK Parti geldiğinde %10 yani Türkiye'deki sermayedar şeyi %67. %67. Bugün %85. Yani zenginlikle yoksulluk arasındaki uçurumun hangi boyuta geldiğini bir bizde var bir de galiba Şili'de var.